Merhaba, Düşüncenin Seyir Defteri'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Burucuye Medresesi'ndeydik, şimdi yine Burucuye Medresesi'ndeyiz. Medreseyi 13. yüzyılda Burucuye Medresesi'nin inşa edildiği esnada burayı kuran zihniyet dünyasını anlamaya çalışıyorduk. Sorumuz şuydu, elbette Burucuye Medresesi'ne bugün gelen bir ziyaretçi, buranın mimari yapısı hakkında, hangi tarihte, kimin tarafından, hangi sultan döneminde yapıldığı hakkında çeşitli bilgiler elde edebilir, malzemesi hakkında vesaire. Fakat burayı bizim için anlamlı hale getirmeye bu bilgiler yetmiyor. Yani sanat tarihi bilgisi, efendim genel siyasi tarih bilgisi, hatta buradan basitçe kimlerin gelip geçtiğiyle ilgili bilgiler bile burayı anlamlı hale getirmek için bizi yetmiyor. Burası bir eğitim müessesesi. Bilginin üretildiği, aktarıldığı, yaygınlaştırıldığı bir yer. Burayı kavramanın yolu şuradan geçiyor esasında. Bir bilim tarihi, düşünce tarihi perspektifine ihtiyacımız var. Düşüncenin seyir defteri içerisinde konumlandırmaya ihtiyacımız var burayı. Buradaki hocaların, müderrislerin bilgiye, varlığa, evrene, tanrıya bakışlarını yönlendiren fikirler nelerdi? Ve buradaki talebeler bu fikirleri ne tür metinler üzerinden, ne tür bir söylem içerisinde kavruyorlardı, ediniyorlardı? Ve ayrıca burada üretilen bilgi, aktarılan bilgi genel olarak Selçuklu toplumu, sonrasında biraz ertesinde Osmanlı toplumu, biraz ertesinde insanlık için ne anlam ifade ediyordu? Şunu söylemekte fayda var. Sonra geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Sivas'ta bu medreselerin inşa ettiği kompleks Konya, Malatya, Tokat hattıyla birleşerek esasında burayı küre ölçeğinde temel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Burada sadece Selçuklu ya da Osmanlı toplumları için değil, bütün insanlık için kullanılabilir ifade, istifadeye açık bir bilgi üretiliyor, objektif bir bilgi üretiliyor. Şimdi Yeniden dönelim buraya. Geçen programda medreseyi, Kur'an zihniyet dünyasını 13. yüzyıl 1271 itibariyle konuşurken mantık kısmına gelmiştik. İki yani. Unsurdan bahsettik. Bir dedik ki dil bilimleri burada vazgeçilmez bir öneme sahip ve onun anlamı hakkında konuştuk. Dil bilimlerinin bir yöntem bilim haline geldiğini söyledik. Sonra dili takiben mantık biliminin disiplininin merkezi bir role sahip olduğunu söyledik. Fakat ben şöyle bir soru sordum. Dedim ki bugünden baktığımızda biz burada dil ve mantığın birbirini tamamlayıcı vaziyette tamamlayıcı yöntem bilimsel disiplinler olarak kavranıldığını görüyoruz ama biraz geri gittiğimizde İslam düşünce gelenin teşekkül evresine bunlar birbirini dışlayan rakip yöntem bilimler. Nasıl oldu bu? Evet. Bunu sorduk. İki, bunların birlikteliği ile beraber evrene bakmak ne anlama geliyordu? Burada okuyanlar, yazanlar mantık ve dil bilimsel yöntemi birleştirerek gerçekliğe baktıklarında bu bakışın sınırları neydi ve ne gördüler? İki evet. Soru sorduk. Hocam, birinci sorunun aslında çok özlü cevabı şu. Erken dönemde Yunan külliyatı tercüme edilince bu kapsamda Aristoteles'in mantık eserleri de bir bütün olarak Arapçaya aktarıldı. Evet. Aristoteles'in mantık eserlerinin yanı sıra yeni Eflatuncu külliyat içerisinde bu mantık eserlerine yazılan şerh ve haşiyeler de Müslüman düşünürler tarafından temellük edildi. Dolayısıyla felsefe geleneğinde, filozoflar cemaatinde nesnenin hakikatinin mantıksal olduğuna dair yaygın bir söylem ortaya çıktı. Esas evet. Bence kritik nokta burası. Yani ikinci sorunun da cevabını verecek olan nokta burası. Yani acaba biz bir dilin gramerini çok iyi kavradığımızda doğru bir şekilde düşünmenin kurallarını da kavramış olur muyuz? Temel sorun buydu. Tabii mantık külliyatı tercüme edilmezden önce Sibeveyh gibi, Kisai gibi yani erken dönemde yetişen büyük dilciler Arap dil grameri üzerinden bir düşünce mekanizması tahlili yapmaya başlamışlardı. Yani doğru konuşmadan hareketle doğru düşünmenin esaslarına dair de bir
izdek oluşturmuşlardı aslında. Örnek, yani örnek bir fail ne demektir söz gelimi? Evet. Çok tartışılan, Razi'ye kadar devam eden bir tartışma. Evet. Fail esasında biraz önce bir şey yapmıyorken şimdi bir şey yapıyor demektir. Yani biraz önce fail değilken şimdi fiilde bulunana fail diyoruz. Evet. Fiili de biraz önce sakinken şimdi eyleme geçmek olarak anlıyoruz. Dil içerisinde böyle evet, kavruyoruz. Biz bunu bu dilsel analiz üzerinden, yani çünkü feale zaman bir başlangıç ifade ediyor yani. Evet. Mazisi, muzarisi, şimdisi var yani. Evet, aslında şöyle bu... Buradan daha... biz faille ilgili, failin özüyle ilgili bir kavrayışa gidebilir miyiz sorusu, kelam içerisinde söz gelimi mümkündür şeklinde cevaplandı. Tabii öyle cevaplandı. Hatta bu Sibeveyh'in kendi Hudus metinlerinde... Hudus teorisi buna bağlı. Evet, mesela, Sibeveyh'in hocam yerde. Kendi metinlerinden itibaren bir dildeki cümlelerin yapı taşları olan fiil, fail, meful ya da daha temelde isim, fiil ve edat olmak üzere üç ana yapı taşı var. Ondan sonra cümle içerisinde kullanıldığında bunların belli işlevleri var. Bu işlevlere ve anlamlara dair derin tahliller yapılmaya başlandı. Dolayısıyla aslında Arap dilcileri düşüncenin doğru oluşturulabilmesi için düşüncenin kendi içinde gerçekleştiği dilin kurallarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu kurallar doğrultusunda ifade edilmesi, sözlerin, cümlelerin oluşturulması gerektiğini iddia ettiler. Mantık tercüme edilince mantıkçılar da şu iddiada bulundular. Evet, düşüncenin doğru ifade edilmesi için bir dilin gramerine ihtiyaç var. Ama düşüncenin kendisinin insanın bilinenden bilinmeyene giderken, istilal yaparken uyduğu bir takım daha evrensel kurallar vardır. Bütün diller için geçerli ama belirli bir dilin gramerinde ifadesini bulan kurallar. Bu epey bir tartışıldı. Daha sonra Farabi'nin dili aruza, ondan sonra mantığı, dili belli bir dil içerisinde ifade edilen esaslara, mantığı da sanki dilin evrensel, edebi evrensel kuralları ifade eden aruza yani benzetecek şekilde. Diller toplumdan topluma değişir. Toplumdan topluma değişen dilleri kuran içkin yapılar ve kurallar da değişir. Evet. Fakat mantık toplumdan topluma değişmeyen bizzat insan zihninin iç yapısını ifade eder. Yani şunu dedi Farabi. Yani bir şiir için aruz neyse, o şiirin söylendiği kurallar bütünü her neyse mantık da düşünce için aynı işlevi yerine getirir. İslam dünyasında süreç içerisinde bu doğrultuda bir gelişim gösterildi ama bu tartışma aslında bütün ortadan kalkmadı. Lakin Gazali'nin mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz mottosunda aslında ifadesini bulan yöntemsel düşünme için mutlaka mantığa ihtiyaç duyulduğu yolundaki değerlendirmeleri ve Miyarulim, Mihakkün Nazar gibi eserlerinde İbn Sina'da ifadesini bulan İbn Sina'da artık mükemmel formunu bulan klasik mantığı yeniden İslami ilimlerde de örneklendirerek, ilişkilendirerek anlatması mantığın hüsnü kabule mazhar olmasını sağladı. Dolayısıyla biz Gazali sonrasında özellikle Razi'nin kitapları aracılığıyla tefsirde, hadiste, fıkıhta yani şer'i disiplinlerin çeşitli alanlarında ifadesini bulan bir mantık sanattan bahsediyoruz. Yani bu disiplinler artık birbiriyle ilişkili bir şekilde hem akli bilimler, hem felsefi bilimleri, hem de şer'i bilimleri tahsil eden insanlar tarafından öğrenilir hale geldi. Bunu söylerken şunu da unutmadan ifade edelim. Aslında şer'i bilimler, felsefi bilimlerle uğraşan insanlar tarafından da bir önceki programda dikkat çektiniz, tahsil ediliyordu zaten. Yani bizim filozoflarımız da yani önce zaten Kur'an-ı Kerim tahsil ediyorlar. Kimisi hafızlık yapıyor, hadis ilimleri okuyorlar, temel fıkhi bilgileri alıyorlar, usul kitaplarını okuyorlar. Zaten fiilen böyle bir irtibat var idi. Bu irtibat söylem bazında da inşa edildi. Dolayısıyla bu medreselerin yapıldığı 13. yüzyıla geldiğimizde artık İslam dünyasında fiilen mantık ve dil bilimleri bir arada tahsil edilir. Mantık kitapları, mantıkla ilgili bölümler usul kitaplarına girer olmuştu. Yani usul-i fıkıh kitaplarının artık mebadiül lugaviye, dil bilimle ilgili ilkeler, mebadiül mantıkiye,
dil şey mantıkla ilgili ilkeler, mebadiül kelamiye kelamla ilgili ilkeler diye bölümler içerir olmuştu. Bu ikisinin birleştirilmesi bu anlamda son olarak şunu söyleyeyim. Bu bağlamda şunu ifade ediyor. Biz dille ifade edilmiş düşüncenin kendisine ulaşma, onun ifade sınırlarını kavrama ve düşünceyle ilişkisine intikal etme imkanı buluyoruz. Mantıkla ise herhangi bir istidlalin doğruluk ve yanlışlığını, akıl yürütmenin doğruluk ve yanlışlığını evrensel bir şekilde ama formel olarak sınama imkanı elde ediyoruz. Evet. Burada özellikle 1271'e 13. yüzyıla geldiğimizde dilin gerçekliği, gerçekliğin idrakinde bir yöntem olarak görülmesi gerektiği yönündeki iddiadan bir geri adım atıldığını görüyoruz. Evet, sadece İbn-i Teymiye gibi şahıslar bunu devam ettirdiler. Ondan sonra güçlü bir şekilde bu mantık karşıtlığı dile getirilmedi. Evet. Dil, bilimsel yöntem aslında metinlerin nasıl kavranılması gerektiğiyle ilgili bir sorunun cevabıyla ilgili daha çok önem kazanıyor. Buna mukabil mantık bunu doğrudan gerçekliği nasıl kavramalıyız sorusuyla irtibatlı bir biçimde tamamlayacak bir rol üstleniyor. Bununla beraber işaret etmekte fayda var. Fahreddin Errazi'nin müdahaleleriyle mantığın evet. kendi iç yapısı dilden tevarüs edilmiş duyarlılıkları içerecek bir şeye de kavuşuyor. Hatta esasında. Şöyle desek daha anlaşılır olabilir hocam. Mantığın Aristoteles ve şarihleri tarafından ortaya konulmuş bir takım bagajları vardı. Evet. Gazali ve Razi çizgisi mantığı, özellikle İbn Sina bunu başardı ama onlar bunu pekiştirdiler. Mantığı iyiden iyiye formelleştirdiler ve mesela belirli bir tanım anlayışından bağımsız mantık okunabilir hale geldi. Belirli bir dünya görüşünden bağımsız okunabilir hale geldi. Dolayısıyla evet, mantık, hani klasik mantığın kendi terimlerini kullanacak olursak, yani mahiyet, zati, arazi gibi kavramlar etrafında örülüyor ama artık buradaki tarif teorisi zorunlu olarak Aristotelesçi bir tarif teorisi olmak zorunda değil. Yani kelamcıların tarif teorisiyle de uyuşabilir hale geldi. Dilcilerin hassasiyetleriyle uyuşabilir hale geldi. Yani mantığın formelleşmesi, belirli bir dünya görüşünden bağımsız olarak ele alınabilmesi, mantığın İslam dünyasında bütün disiplinler tarafından kullanılmasına elverişli hale gelmesini sağladı. Evet. Peki şimdi bu iki ana yöntem bilim medresedeki eğitim öğretim sürecinin esasını teşkil ediyordu. Metinler inşa edilirken bu iki yöntem hesaba katılıyordu, dikkate alınıyordu. Sadece metinler inşa edilirken gerçekliğe bakarken biraz sonra bu iki yönteme ilaveten 14. yüzyıl itibariyle adabul bahs vel münazara, yani araştırmanın ve araştırma neticesinde elde edilen bilgilerin karşılıklı tartışma dahilinde ifadesinin yol ve usullerine ilişkin. Aslında hocam, oraya geçmeden bir ilave yapalım. Eksik kalmasın orası. Bu adabul bahs ve münazara teknikleri henüz medreselere girmeden önce klasik dönemden beri genel kabule mazhar olmuş ve medreseler kurulur kurulmaz orada güçlü bir yer edinmiş olan usulü fıkıhtan bahsetmek gerekiyor. Tabii. Biz mantık ve dile onu tamamlayan ilmi hilaf ve cedelden. Evet evet, yani bu baştan beri bu ilimler vardı ama usulü fıkhın bir özelliği var hocam. Biz hep mantık ve dille ilgili vurguları yaptık ama usulü fıkhı oraya yerleştirelim. Çünkü usulü fıkhın bir özelliği var. Biz dil üzerinde metinleri anlamaya kalktığımızda tabii metinleri tabii. Yorumlamak için dil yetmiyor. Dil yetmiyor. Dil sınırları tayin tabii. ediyor. Dil şimdi bize, aslında dil aynı zamanda çok geniş de bir alana tabii, açılabilir. Yani tabii. biz gramer kurallarına uygun olmak kaydıyla sonsuz bir yorum halesi oluşturabiliriz. Usul fıkhın en önemli vasfı icma kavramında ortaya çıkar. Yani biz İslam ümmetinin icma ettiği esaslar doğrultusunda dili ve mantığı kullanabiliriz. Usul fıkhı asıl itibariyle bunu vaz eder. İcma kavramı. O yüzden usuldeki en önemli başlardan bir tanesi icma. Diğeri malum kıyastır. Yani icma ana esasları belirler. Sonra kıyas
O anasestler doğrultusunda hangi illetlerin dikkate alınacağını ve illet teorisi nasıl kullanacağını ortaya çıkarır ve buna göre de nasları tasnif eder. Yani yorumlayacağımız ana Kur'an ve sünnet hadis malzemesini tasnif eder, ona göre yorumlama becerisi verir. Yani dil ve mantık üzerinden ulaştığımız metin ve hakikati belirli bir yaşam formuna döndürmenin koşullarını aslında usul fıkıh vaz ediyor. O yaşam formunu da fıkıh temsil ediyor. Yani hayata dönüştürdük. Hangi kurallar olarak karşımıza çıkar bunlar? Yani yapmalıyım, yapmamalıyım, yapabilirim, yani yapmaya da bilirim cümlelerini belirli bir fiille ilgili vermeyi mümkün kılan şey usul fıkıh ve bu cümlelerin uygulaması da fıkıh olarak karşımıza çıkıyor. Evet, fıkıhtan devam edelim. Adab-ül Bahsa işaret etmiş oldum. Birazdan belki gideriz oraya. Belki gideriz. Şimdi fıkıh meselesi demek ki neymiş? Yöntem olarak mantıktan ve dil bilimlerinden bahsettik. Bu usul var bir de yani. Evet. Bu efendim biraz sonra hem mantığı hem dil bilimlerini kendisi için yöntem olarak kullanan iki ilim göreceğiz. Yani burası itibariyle fıkıh usulü ve fıkıh ve kelam, usuleyn evet. Esasında. Şimdi fıkıhı konuşuyoruz. Fıkıh bu medreselerin tamamında esasında. Fıkıh her zaman merkezi bir rol üstleniyor. Şunu yeniden söyleyelim, geçen programda söylemiştik. Roma düşüncesini, fikriyatını Roma hukukundan bağımsız bir şekilde ele almak nasıl imkansızsa. Yani birisi Roma düşüncesi, efendime söyleyeyim, ve ilgili bir eser yazsa ama orada hiç Roma hukukuna değinmese abes olur değil mi? Evet. İslam düşüncesiyle ilgili bir metin yazıp fıkıhtan bahsetmemek aynı ölçüde abes olur. Çünkü İbn Sina'nın bahsettik henüz felsefi ilimleri tahsilini önceleyecek bir şekilde bir fıkıh eğitimi var değil mi? Tabii İslam medeniyetini bundan bağımsız anlayamayız geçerli. Tabii. Fıkıh hayati bir rolü ifade ediyor. Neden? Yani burada elbette matematik okunuyor. Astronomi okunuyor, aritmetik okunuyor, geometri okunuyor, mantık, efendim, metafizik, fizik okunuyor. Ama fıkıh okunuyor. Yani fıkıh burada yı kuran medreseleri inşa eden asli unsurlardan biri. Neden fıkıh önemli? Bu indirgemeci ve yüceltici söylemden bahsettim ya hocam geçen programda. Yüceltici söylem rational sciences dediğimiz. Exact sciences dediğimiz felsefi rasyonel bilimleri. Ve kesin bilimleri medresede gördüğü ölçüde burayı anlamlı buluyor. Bu yüzden ne olduğuna bakmaksızın o ilimlerin tahsili ve üretimiyle ilgili her türden fikri buraya boca etmeye çalışıyor. Bununla beraber fıkıhla ilgili, hadisle ilgili, tefsirle ilgili söz gelimi, biraz dil bilimleriyle ilgili etkinlik gördüğünde ötelemek istiyor, görmek istemiyor burada. Bu çarpıtma manasına geliyor buraya. İslam düşüncesini de anlamamak manasına geliyor. Bugün İslam düşüncesinin sıhhatli bir yol elde etmesi için ihtiyaç duyduğumuz kavrayıştan da bizi uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor maalesef. Evet. Fıkıh burası için neden anlamlı? İnsan neden düşünür hocam? Ne yapmalıyım sorusuna, tabii. Benden ne bekleniyor sorusuna bu dünyada cevap vermek için gerçeklik hakkında düşünür. İşte bizim klasik dildeki vurguları hatırlayalım. İlimsiz amelin ne manaya geldiği, amelsiz evet. ilimin ne manaya geldiği ile ilgili. Bütün medreselerde şu zihniyet dünyasını yansıtan söyleyişlerden bahsediyoruz ya, ilim ve amel ilişkisiyle ilgili mutlaka bir ifade var. Efendime söyleyeyim. Gazali'nin ilim amel ilişkisiyle ilgili ifadelerini hatırlayalım. İşte amelsiz ilim meyve vermeyen ağaç gibidir. Evet. Yani kuru ağaç gibidir esasında. Dolayısıyla şu uzatmayayım bu konuyu. Biz gerçeklikle ilgili nazari kavrayışımızı bu dünyada benden ne bekleniyor sorusuna cevap bulmak için yürütüyoruz. Ve insanların bir hayatı var, yaşanacak bir hayatı var. Günlük yaşantıları var. Buradan kalkacağız, evimize falan filan yani bir günlük münasebetimiz var vesaire. Bu münasebeti hangi esaslar etrafında yönetmeliyim? Bu sorulara ilişkin cevapları bize fıkıh veriyor esasında. Hocam Damdaki Kemancı diye bir film var. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Bu Damdaki Kemancı filmi Rusya'da modernleşme döneminde değer değişimini aktaran bir film. Filmin girişinde...
hayatı şekillendiren unsurlardan bahsedilir. Yani bele bağlanan kuşak, başa takılan takke, giyim tarzı, davranış tarzları, bütün bunları şekillendiren bir takım dini kurallar var. Veyahut da örfi kurallar var. Ve bu kurallar olmadan diyor girişte, mesela diyelim ki sabah karşılaştın, birisine nasıl davranacağını bilemezsin. Yani eşinle, çocuklarınla, kullandığın araçlarla, toplumun diğer üyeleriyle nasıl ilişkiye gireceğini şekillendiren bir takım kurallar var. Aslında genel olarak hukuk, özelde İslam fıkhı, belirli bir toplumun üyesi olarak bizim bütün davranışlarımızın nasıl, hangi kurallar doğrultusunda gerçekleşeceğini ortaya koyar. İle ilgili ahlaki ve hukuki yükümlülükler. Hatta hocam bir şey daha ekleyelim. Toplamı. Tabii bir şey daha ekleyelim. Bunun içerisinde siyasi kurallar da var. Malum İslam siyaset düşüncesinin güçlü bir alanı fıkıh içerisinde yer alır. Ahkam-ı Sultaniyeleri biz böyle siyaset metni gibi okuruz ama normal şartlarda onlar aynı zamanda fıkıh kitaplarının birer parçasıdırlar. Yani ister siyasi olsun, ister başka herhangi bir vasıfla toplumsal düzenin bir parçası olsun, bütün bunlarla ilgili davranış kurallarının bulunduğu manzume fıkıhta yer alır. Dolayısıyla fıkhın tahsil edilmediği bir toplumda hayatın hangi esaslara göre şekilleneceği, müesseselerin birbiriyle ilişkisinin ne olacağı, insanların birbiriyle hangi kurallar doğrultusunda ilişkiye girileceği, Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın ifadesiyle söyleyecek olursak, kişinin haklarının ve vazifelerinin neler olduğu belirsiz kalır. Bu şunun gibi yani. Aynı zamanda lehine ve aleyhinin ne lehine ve aleyhine olanın ne olduğuyla ilgili bireysel idrak ile bunlar, bu bilgiden doğacak hak ve vazife bilgisi etrafında şekillenen toplumsal idrak birbirini fıkıhta tamamlar. Tabii hocam bu şunun gibi yani. Batı medeniyeti tarihini yazarken siyaset teorisinden, hukuk anlayışından bağımsız meseleye bakmak gibi. Veyahut da bu hukuk ve siyaset teorisi, uluslararası ilişkilerle ilgili bölümler niçin var diye sormak gibi bir şey. Bunlar zemini oluşturuyor çünkü. Yani bütün eğitimin zorunlu bir parçası olarak bulunuyor. Bu nedenle biz medreseleri anlamaya çalışırken fıkhın medreselerde niçin yer aldığı sorusunu ancak bu bağlamda düşünürsek bütün medreselerde fıkhın bulunması gerekliliğini fark ederiz. Şimdi fıkıhla ilgili birkaç şey daha söyleyelim. Dedik ki yaşanacak bir hayatımız var ve nazari düşünce aslında şu an benden beklenenle ne yapmalıyım sorusuyla irtibatlandığı ölçüde anlamlı hale geliyor. Evet, bizim için anlamlı hale getiren o nazari düşünceyi gerçekten. Evet. Fıkhi perspektif, mesela etrafında baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bu dönemde fıkıh zihniyetini, fıkhi zihniyeti belirleyen, tayin eden metinler neydi? Bunlar hakkında biraz konuşabiliriz. Ne okuyorlardı? Bunun öncesinde şunu söyleyelim. Bu dönemde fıkhın üstlendiği ahlaki ve hukuki yükümlülükleri tayin etme vazifesi, yani fıkıh dediğimizde hukukla karıştırmayalım yani. Fıkıh aslen içerisinde ahlaki yükümlülükleri de barındıran ve fıkhın inşa ettiği yükümlülükler alanına tabi olan kişinin sadece formal yükümlülükler seviyesinde bir kadıyla karşılaştığında onun soracağı hesaptan korktuğu için ona göre eylediği isimler değil, fıkhın inşa ettiği dünyada yaşayan hocam, insanlar. Hocam davranışın sınırlarını belirliyor aslında. Sınırlarını ve birey fıkhın sınırlarını belirlediği yükümlülükler içerisinde davranmaya bu dünyadaki bir ceza ve mükafat korkusuyla girişmiyor. Sadece o İçten değil tabii. İçten gelen, kimse görmediği esnada bile içinde ihsanı da barındıran bir boyut var fıkhın. Kimse görmediği esnada, herhangi bir mobese kamerası kendisini kontrol etmediği esnada bile kendi yaptıklarından kendine karşı utanan, pişman olabilen ve yaptıklarından dolayı kendisini muhasebe edebilen bir ahlaki özne inşa ediyor. Evet. Aynı zamanda fıkıh. Kazayı diyani aynı bu anlama geliyor fıkıhta. Tabii, tabii fıkhın böyle bir boyutu var ifade buyurduğunuz gibi. Biraz açabilirsiniz hatta bu dünyayı anlamak için. Yani kazayı diyani ayrımı yapar fakihler, şunu demek isterler. Yani biz herhangi bir olay olduğunda ya da herhangi bir fiil yaptığımızda mevcut kurallar doğrultusunda biz o fiilin gerçekleşme şartlarına bakarız, onunla ilgili bir hüküm veririz. Ama bu diyani bir hüküm değildir. Yani benim anladığım kadarıyla
daha doğrusu olayın bana göründüğü kadarıyla verilen bir kurallı hükümdür bu. Kazai boyut. Kazai boyutu, yani kadının verdiği bir hükümdür bu. Ama asıl kısmı kişinin Allah'la ilişkisinde ortaya çıkan ve kendi iç dünyasında muhasebe ederek vardığı sonuçtur. Diyani olan budur. O nedenle şeklen çok düzgün bir şey, düzgün bir eylem, kurallara uygun, belli sınırlar içinde kalan bir eylem, diyani din açısından, yani ahlak açısından, tabii din ve ahlak açısından, kemal, evet, açısından problemli olabilir. Aslında helal görünen haram olabilir. Dolayısıyla kişinin ahiretine, yani Allah huzurunda vereceği hesaba müteallik boyutuyla, ona taalluk eden boyutuyla değerlendirildiğinde ve bu kazayla uyuştuğunda tam olarak fıkıh tahakkuk etmiş olur. Evet, fıkhın çok güçlü olduğu dönemlerde, evet, fıkıh aynı zamanda toplumu inşa eden hukuki çerçeveyi, onu temsil eden uygulayıcıları, kadıları barındıran bir formel hukuksal yapı olduğu için kazai ciheti çok öne çıkıyordu. Evet. Bu yüzden diyani boyutu, yani ferdin kendisini muhasebesine ilişkin boyutu sürekli vurgulanıyordu. Modern dönemde fıkhın kazai yükümlülükleri ilga edildikten sonra, bu modern hukuka tahvil edildikten, havale edildikten sonra fıkhın sadece diyani boyutu, daha bu kez ziyade bu öne ahlak çıktı, boyutu vurgulanmaya başlandı. Oysa bu ikisi birbirini tamamlayan bir şey. Bunu söyleyelim. Bir şey daha söyleyelim. Fıkhın bu dönemdeki ve sonraki dönemlerdeki kavranışıyla ilgili, insanlar bu dönemde özgürlüğü herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce ne yapmalıyım? Bu eylemi gerçekleştirmeli miyim, gerçekleştirmemeli miyim şeklindeki bir tercih özgürlüğü olarak kavruyorlardı ve bu seviyedeki bir özgürlüğün yükümlülüğün şartı olduğunu düşünüyorlardı. Ve bu bekleyiş, özgürlük, tercih öncesi bir bekleyiş halinde şu soruyu soruyordu. Bu eylemi gerçekleştirmeli miyim, gerçekleştirmemeli miyim? Şu arzu nesnesine yönelmeli miyim, yönelmemeli miyim? Yönelmemeli miyim? Bunu bana ne söyleyecek? İşte bu aralığa fıkıh giriyordu. Bunu yönelmelisin şu nedenle, yönelmemelisin bu nedenle. Ve bu geniş bir ahlaki, hukuki rasyonalite alanı inşa ediyordu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle özgürlük, bu soruyu sormamızı mümkün kılan bir bekleyişin adı değil, bu soruyu anlamsız kılan bir nesnelerimizle, arzu nesnelerimizle mesafesiz bir temasın adı, özgürlüğün kendisi yükümlülük haline gelmiş durumda. Bu seviyede sadece fıkıh değil, ahlaki kuralları da temellendirebilmemiz mümkün değil. Hukuki kuralları da ceza yoluyla ve toplumsal düzeni sağlama, temin etme gerekçesiyle sadece temellendirebiliyoruz. Evet. Yani evet hocam. Bu medreselerde tabii elimizde müfredat yok, tahmin ediyoruz ama. Yani şeye geliyoruz, evet, bu hangi fıkhi müfredat, evet, etrafında, evet, bu yüzyılda ilerledi? Muhtemelen buralarda Hanefi alimler Burhanettin Merginani'nin hidayesini okuttular. Muhtemelen, evet, evet, yani Hanefi ulemanın okuduğu metin oydu. Şafiler muhtemelen vecizi okudular. Yani bu daha öncesinde kaleme alınan bu medresenin yapıldığı yıllardan 150 yıl, 200 yıl öncesinde kaleme alınan metinler var. İslam dünyasına tedavülde olan. Mesela muhtemelen usulde Amidi'nin Muhtasarul Müntehasını okudular. Çünkü bu medresenin yapıldığı yıllarda artık Amidi'nin Muhtasarul Müntehası yaygın bir metin haline gelmişti. Yine İmam Razi'nin, Fahrettin Razi'nin medresenin yapılışından yaklaşık 80-90 yıl önce kaleme aldığı Mahsul isimli usul evet, fıkıh kitabını okudular. Yine Mustasfa yaygın olarak bilinen bir eserdi hocam. Gazali'nin El Mustasfa fi İlmül Usulü'nde usulü yaygın olarak bilinen, tanınan bir eserdi. Çünkü bu eser sadece Eş'ari çevirilerde değil, Hanefi çevirilerde de şeyden biliyoruz, yani Razi'nin Mavera-ön-Nehir seyahatlerinden biliyoruz. O Mavera-ön-Nehir bölgelerinde de tanınan, bilinen bir eserdi. Muhtemelen bu eserler okutuldu. Evet. Ve Şafii fıkhını da ekleyelim, evet, hocam burada. Furu'da Şafii fıkhında burada, yani furu ne demek? Usulü konuştuk. Furu da doğrudan doğruya bizim yani ef'ali mükellefinin ayrıntılarını verecek şekilde haram nedir, helal nedir, vacip olan nedir, efendim mendup olan, müstahap olan nedir? Yani iyi nedir sorduk, ne iyidir peki bizim için? Neyle yükümlüyüm sorusuna cevap veren şeyler. İşte Rafi'nin El Muharreri,
Bağdat Nizamiyesi müderrislerinden Gazali'nin döneminde yaşamış, ona takaddüm eden efendim Şirazi'nin Tembihi, Kazvini'nin El-Havil Kebiri, El-Havil Kebir benim aklıma gelmedi. Evet. O da yaygın olarak bilinen bir eser. Bu yükümlülükler alanının sınırlarını çizen, Müslümanların o dönemde karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak onlara ne yapmaları gerektiğini öğreten temel pratik fıkıh eserleri. Yani şöyle daha açabiliriz orayı, daha anlaşılır olması bakımından. Fıkhın yani mükellef dediğimiz insan fiilleriyle ilgili bölümleri var. İşte diyelim ki ticari sözleşmeler bölümü var. Ticari muamelelerde muamelelerin kısımları nelerdir? Bu kısımlarla ilgili şer'i yani vacip, menduh, mübah, haram, mekruh gibi hükümler nelerdir? Hangi kategoriye girer? Ne bileyim evlilikle ilgili bölümleri var. Münakahat dediğimiz evlilik sözleşmesiyle ilgili bölümleri var. İbadetlerle ilgili yani namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerin ayrıntısını anlatan ve bizim bu kapsamdaki fiillerimizin hangi gruba gireceğini değerlendiren bölümleri var. Dolayısıyla fıkıh okumak demek yaptığımız iradeli olarak bu hayatta yaptığımız bütün fiillerimizin hangi kategoriye yerleştiğini bunlarla ilgili ilahi teklifin, Allah'ın iradesinin bizden ne olduğunu anlamaya, evet, neyi talep ettiğini belirlemeye çalışmak demek evet. Yani. Bu ne sağlıyor? Şimdi bu medreseler yani Fas'tan diyelim ki Fas'taki Fez'deki bu Nananiye medresesini düşünelim. Efendim Hindistan'a Atali kadar medresesini uzanan, evet, düşünelim. Coğrafya. Kahire'deki efendim Kalavun medresesini düşünelim. Dimeşk'teki Zahiriye medresesi, efendim Bağdat'taki Mustansiriye, buradaki Gök medrese, Hindistan'a kadar gidelim. Tüm bu medreseler İslam toplumlarına yayılmış vaziyetiyle neyi temin ediyorlardı fıkıhla ilgili olarak? Şimdi toplumlar farklı birbirinden. Kültürleri evet. Farklı, örfleri farklı. Yani bir Afrikalı ile bir Türk'ü, efendim bir Arap'la bir Fars'ı, bir Hintli ile bir Çerkez'i söz gelimi o kadar farklı ki kültürleri. Dolayısıyla davranış tarzları da farklı. Evet. Kendilerince aslında iyi kötü tanımları da yer yer farklılaşabiliyor. Ama bütün bu coğrafyayı ortak bir davranışsal rasyonalitede buluşturan ve ta Malay dünyasından Atlas Okyanusu'nun sınırlarına kadar ortak bir anlam değer dünyası ve makul davranışsal rasyonalite inşa eden şeyin adı fıkıh. Buradan çıkıp efendim Merakeş'e gittiğinizde, Merakeş'ten çıkıp efendim Endonezya'ya gittiğinizde o anlam değer kümesine sahip insanlarla münasebetinizde ticaret itibariyle, günlük yaşam itibariyle, muamele itibariyle ortak bir beklentiler ağına dahil ediyorsunuz. Dahil oluyorsunuz. Bu Keşf-ül Esrar Pezdevi'nin sonunda efendim icma meselesini anlatırken fıkhın işleviyle ilgili çok ilgi çekici bir şey söyler. Hem Müslümanlar açısından yani Müslümanların içsel seviyede kendi davranışlar rasyonelite ve sini müşterek makuliyet alanını davranışlarla ilgili kurması açısından hem de bu makuliyetin yayılımı açısından diğer toplumlara der ki Müslümanlar şahitlik efendim insanlığa şahitlik vazifesiyle yükümlü tutulmuşlardır. Bu şahitlik vazifesi şunu gerektirir. İnandığınız şeylerin şahit olmak istediğiniz, tanık olmak istediğiniz insanlar tarafından anlaşılabilir bir rasyonel içeriğe sahip olması gerekir. Aynı şekilde davranışlarınızın da öbürleri tarafından örnek alınabilir bir tutarlılık ve makuliyete sahip olması evet. Gerekir. Fıkıh Müslümanlar için kendi davranışsal gerçeklik alanında onları kaostan muhafaza eder, iç karışıklıktan muhafaza eder, düzeni temin eder. Tanık olduğumuz insanlık içinde bir insanın ticarette, siyasette, ailede, günlük yaşantıda ne yapması gerektiğiyle ilgili sorulara verilmiş en mükemmel cevabı tutarlı örnek alınabilir bir forum dahilinde gösterir. Bir şey ekleyelim hocam. Özür dilerim. Müslümanların bu manada icmalarının öbür insanlar için de delil olmasını gerektirir diyor bu. Şimdi, yani Müslüman evet. Topluluk insanlığa şahitlik ettiği için
Müslümanlar bu davranışlar rasyonelite alanı ile ilgili bir şeyde icma ettilerse bu bütün insanlık için iyi manasına gelir. Bütün insanlığı bu nedenle hesaba katarak düşünmek ve eylemek zorundayız diyor. Yani medrese böyle bir fıkıh aracılığıyla davranışlar rasyonelite alanını inşa peşinde. Evet. Bütün İslam dünyası ve insanlık için bir yerde. Evet, şimdi bunun bir de negatif tarafı var. Evet. Negatif tarafı derken yani eleştirel ve söylem inşa eden tarafı var. Şimdi fıkıh davranışları değerlendirme kurallarını vaz eden bilim aynı zamanda. Tabii. Yani sadece ben normatif bilim. Tabii normatif bilim. Sadece ben nasıl davranmalıyım anlamında bir netice vermiyor. Betimleyici değil. Evet, yani ben davranışlar böyle davranırsan böyle olur, şöyle evet. davransan böyle olur. Dolayısıyla bir kimsenin kendimiz dışındaki bir siyasi iradenin veyahut da toplumsal hareketin gerçekleştirdiği fiilleri, icraatlarını değerlendirme ve ölçme için bir miyar aynı zamanda. Fıkhın böyle bir işlevi var. En azından fiillerin gerçekleşme şartları ve uygunluk ölçütleri bakımından. Yani bu uygunluk ölçütü çok kritik bir şey. Yani yapılan bir eylem, icraat ne zaman uygun olur sorusu sorusuna verilecek cevap için iki şey gerekiyor. Birincisi eylemin hakikatine ilişkin bir tasavvur gerekiyor. Yani diyelim ki şöyle bir bina yapacaksınız. Bu bina ne zaman uygun olur? O binayla ilgili, o binanın gayesiyle ilgili bir hakikat tasavvuruna sahip olmanız gerekiyor. İkincisi de bu hakikat tasavvurunun yine gayesiyle irtibatlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan kurallar manzumesi gerekiyor elinizde. Yani ne zaman neyi yaparsa işlevlerini yerine getirmiş olur. Uygunluk ölçütünü belirleyen bu anlamda kurallar bağlamında belirleyen şey fıkıh. Ve dolayısıyla fıkıh aynı zamanda sadece kişinin kendi adına değil veyahut da sadece yapılması gereken şeylerle ilgili değil, aynı zamanda yapılan şeylerin değerlendirilmesiyle ilgili bir ölçü olduğu için eleştirel bir söylem inşa etme imkanı veriyor. Kınamayı mümkün kılıyor, cezalandırmayı evet. mümkün kılıyor. Bu negatif cihet ahlakın bir parçası. Parçası, evet. Yani toplumsal bir ahlaki zihniyetten bahsedebilmek için üç şeye ihtiyacımız var. Utanma, pişmanlık ve kınama. Evet. Kınamanın kalktığı yerde utanma ve pişmanlık da kalkıyor. Yani çünkü ortak, temellendirilmiş, müşterek bir ahlaki rasyonaliteye sahip olduğunuzda bu üçü aynı zamanda mümkün oluyor. Demek ki bu merkezler yeterince üzerinde durdu. Evet. Fıkhın işleviyle de ilgili bu olarak. Bu merkez aynı zamanda kadı yetiştiren merkezler. Tabii kadı yetiştiren ya. Merkezler demiş olduk. Hangi metinlerin tedavülde olduğunu da anlattık. Gramer, mantık ve hukuk. Burada hukuk demeyelim yanlış oluyor. Ahlaki, hukuki çerçeveyi ifade eden fıkıh. Medreseyi inşa eden bilgi kümesinin üç unsuru. Bir dördüncü unsura geçelim şimdi. Evet. Ne yapmalıyım sorusuna cevap vermek için neye inanmalıyım sorusunu cevaplamamız gerekiyor. O yüzden fıkıh önceleyen şey kelam. O yüzden aslu din, usulü din adını alıyor kelam aynı zamanda. Peki burada nasıl bir kelami bakış açısı perspektif vardı? Kelam onlar için ne manaya geliyordu? Biraz onu konuşalım. Ne okunuyordu burada? Evet. Kelami zihniyeti inşa eden metinler nelerdi? Hocam bu medresenin yapıldığı yıllarda artık İslam dünyasında yetişen bir alim tipi ortaya çıkıyor. Daha sonra Osmanlı'da buna bir özellik daha eklenecek. Bu alim tiplerinin yani bu Mavera-ün-Nehir'den Mısır'a kadar uzanan hatta güçlü bir şekilde kendisini hissettiren hoca-talebe ilişkisiyle, ulema transferiyle varlığını hem devam ettiren hem de pekiştiren bir alim tipi var. Bu alim tipinin ortak özelliği şu. Bunların tamamı İbn-i Sina şarihi bir yönüyle. Bunların tamamı Ehl-i Sünnet geleneğini çok iyi biliyor. Ve bunların tamamı Fahrettin Razi'yi imam olarak benimsiyor. İlginç bir şekilde yani Razi bunlar için bir imam. Yani müteahhir dönem diyoruz bu döneme. Razi sonrası dönem artık Razi'nin kurucu düşünür olma vasfı kesinleşmiş, pekişmiş. Eleştiren de, takip eden de Razi'ye imam şöyle dedi diye atıf yapıyor. Yani yeni bir dönem artık dönemin hassasiyetleri Razi tarafından belirlenmiş. Dolayısıyla bunların tamamı hocam muhassal okuyorlar. Kelamı biraz daha geniş manaları düşünelim. Felsefeyi de nazari bilimler olarak düşünelim. Tamamı işaret okuyorlar.
Bunların İbn-i tamam Sinan işareti, işaret ne içeriyor? İşaret hangi bilgi kümesini? Mantığı içeriyor. Doğal fizik, felsefesini içeriyor. Metafiziği içeriyor. Evet. Aynı zamanda sonunda tasavvufla ilgili de bir anlatısı var kitabın. Bunların tamamı işaret okuyorlar. Tamamı muhasarı söyledik değil mi? Mebahis okuyorlar hocam. Raizi'nin yine böyle yani ontolojiden başlayıp ilahiyat bahislerine kadar uzanan geniş çaplı fizik bölümleri de olan bir eseri. Şimdi söyleyelim, bunları okumak ne demek? Kitapları bilenler için bir anlam ifade ediyor da bilmeyenler için bunları okumak şu demek. Bu avluda cisim nedir? Evet. Cismi kuran unsurlar atomlar mıdır? Yoksa madde ve suret midir? Hareket nedir? Doğa ne demektir? Doğaya bağlı bir şekilde bir felsefi sistem kurulabilir mi? Kategoriler, nicelik nedir, nitelik nedir? Efendime söyleyeyim, umur amme meselesi, imkan nedir, zorunluluk nedir? Gibi soruları tartışıyorlar burada yoğun bir şekilde. Evet, yani Tanrı-alem ilişkisinin ayrıntıları nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz? Bunu ilahiyat bahislerini konuşuyor, nübüvvet nedir bunu tartışıyorlar. Yani bu meseleler konuşuluyor. Ahiret hayatını nasıl anlayacağız? Konuyla ilgili nasıl anlayacağız? İnsanın ahiretten beklentisi nasıl gerçekleşebilir? Bunları tartışıyorlar yani daha ayrıntılandırıcı yani konuşsa. Bu medresenin avlusunda iki öğrenciyi hararetli bir biçimde insan ruhu gayrimaddi midir, soyut mudur yoksa cisimsel midir evet. diye tartışırken görebiliriz. Evet, görebilir. Ona evet. göre tahayyül edebiliriz yani. Şimdi bu ortak zemini oluşturan bir şey, bir yapı. Bunlar aynı zamanda, bu dönemin alimleri aynı zamanda eğer Hanefi geleneğe mensup iseler tefsiratül edilebiliyorlar. Nesefi'nin akaidi artık yaygınlaşmış, Nesefi akaidini okuyorlar. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Maturidi geleneğinden, yani bu çizgisinden gelen güçlü bir kelami damar var. Bunu biliyorlar. Bu gelenekten de gelse Razi üzerinden hepsinin intikal ettiği güçlü bir mutezile kelamı hacmi var. Yani bunlar Razi'nin eserleri üzerinden İbn-i Sinacı perspektifle mutezili perspektifi artık kavrayabilir hale gelmişler ve bu dönemin temel özelliği İslam'da nazari düşünce mirasının bütününün alimler tarafından temellük edilmesi. Bu bütünün iki önemli parçasından birisi, sonradan eklenecek bir parçası var, bir de bu dönemde eklenmeye başlanan parçası İşraki hikmet. Yani sure verdiğinin eserleri yaygınlaşmış. Hatta buraya gelip Gök Medrese ders verdiğini bildiğimiz Kutbüttin Şirazi, aynı zamanda Hikmetül İşrak Şarihi ve bu dönemde artık İbn Sina'nın İşarat ve Tenbihatının sonundaki Ariflerin Makamları bölümünün de etkisiyle sure verdiğinin riyazet ve mücahede yöntemlerini istidlal yöntemiyle, yani mantıkla bir tür mistik yöntemi birleştirmeyi hedefleyen tavrıyla birlikte alimlerin gündemine gelmiş. Demek, tam bu medresenin kuruluşundan bir yaklaşık 10 yıl sonra Kutbüttin Şirazi buraya Sivas'a geliyor. Hemen ilerideki Gök Medrese'nin rektörü oluyor. Evet. Efendim ve muazzam bir külliyata sahip. Yani şöyle düşünsün izleyicilerimiz, bugünkü hani tabirle o dönem itibariyle İbn Sina'nın Sivas'a gelmesi gibi tabii bir şey. Tabii 300 küsur eseri yani, olan bir alimden evet, bahsediyoruz. Yani Batı felsefesinden örnek verelim. Descartes gibi bir ismin evet. buraya gelip gelmesi gibi. Bu muazzam bir tarihi hadise. Tabii. Tabii onunla beraber Kutbüttin Şirazi ile birlikte Fahreddin Iraki gibi geliyor. Büyük sufiler. Müveyyiddin Cendi geliyor. Müveyyiddin Cendi tabii. gibi büyük efendim İbn Arabi sufiler. Şarihleri de buradalar. Hubeyş et Tiflisi gibi astronom, matematikçi, farmakoloji ve doğa bilimleri alimleri buradalar. Dolayısıyla burada biraz önce Kutbüttin Şirazi'de işraki hikmetle ilgili işaret ettiğiniz malumata binaen söylüyorum. Burada yine şöyle hayal edebiliriz. Bu hücrelerde, bu avluda şu soru çok canlı bir biçimde kesin olarak tartışılıyor. Acaba gerçekliğin bilgisi için şu mantık yöntemi gerçekten yeterli değil mi? Kutbuddin Şirazi, işte Gök Medrese'nindeki büyük profesör, bu yönteme aynı zamanda sezgisel yöntemin ilave edilmesini söylüyor. Bunu birbirini dışlayan yöntemler olarak mı görmeliyiz, yoksa tamamlayan yöntemler mi? Kesin bir şekilde ana gündem maddelerinden evet. biri. Şimdi burada bu. İbn Arabi 1200. Bakın bu soru bugün için de bizim için. Bizim için anlamlı. Tabii. İbn Arabi 639-1240'ta vefat etti. İbn Arabi'nin
vefatından aslında hayatındayken yaygınlaşma vefatından sonra artık alimler vahdet-i vücutcu düşünceyle tanıştılar. Buraya Sivas'a vahdet-i vücudun çok önemli temsilcileri geldi. Yani hem Mevlana gibi tasavvufta aşk yolunu temsil eden, özellikle edebi sanatları kullanarak bu tasavvufların ulaştığı hakikatleri dile getiren kişiler geldiler. Hem de İbn Arabi gibi mutasavvufların şeyle tecrübelerini nazari idrake döken, Konevi gibi oldukça felsefi bir dille izah eden düşünürlerin talebeleri geldiler. Burası yapıldığında Konevi hayattaydı Konya'da. Yani Konevi 1276'da yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. Bu medrese inşa edildiğinde Konevi'nin talebeleri muhtemelen buralarda bulunuyorlardı. Siracettin Nurmevi de. Evet, Siracettin Nurmevi evet. Şimdi Siracettin mesela bu dünya, bu medrese yapıldığı zaman da İslam dünyasında üretilen bilgi birikiminin evrensel bir bilgi birikimi evet. olduğunu gerçekten biraz önce bahsettiğim Pezdevi'nin Keşfü'l Esrar Abdülaziz Bukhari'nin özür dilerim. Abdülaziz Bukhari'nin vurguladığı gibi Müslümanların insanlığa tanıklık ettiklerini vurgulayacak bir şey şu. Burayla eş zamanlı yapılan Gök Medrese'nin vakfiyesini onaylayan Kadı Siraceddin Urmevi kim? Kadı Siraceddin Urmevi Roma İmparatoru 2. Friedrich'in Sicilya'daki sarayında 4 yıl boyunca kalan ve kaldığı süre boyunca 2 tane felsefe metnini onun yazıp da Latince'ye çevrildiği haliyle Sicilya'ya hediye eden ve yine kaldığı süre boyunca imparatorun Paris'ten Viyana'ya, Bologna'dan efendime söyleyeyim diğer merkezde kadar bütün filozoflara, üniversitelere tırnak içerisinde mektup gönderip oradaki profesörleri Sicilya'ya sarayına davet ettiği ve Urmevi'den ders almalarını istediği bir isim Siraceddin Urmevi. Gök Medrese'nin onaylayıcısı o. Avrupa'da 13. 14. yüzyıl felsefi tartışma ve birikimin kaynağında İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali, İbn Heysem gibi isimler kadar şu an 13. yüzyılda üretilen birikim de bulunuyor. Evet. Eş zamanlı olarak. Şimdi bunları konuştuk. Bir şey daha var. Vaktimiz azaldı. Eklemeden bitirmeyelim. Burada ne dedik? Gramer, mantık, fıkıh, kelam. Kelamın içinde ahlak da var. Evet. Ahlakı da hesaba katmalıyız. Konuşmadık beraberinde. Beşinci olarak burada astronomi, aritmetik ve matematik bilimlerde dolayısıyla. Evet, aslında ben de oraya bir cümle söyleyecektim hocam Bugra ile ilgili. Ha buyurun. Bu dönemin önemli tartışmalarından bir tanesi biz daha ziyade böyle riyazet yöntemi ve mantık arasında hani hangisi hakikati verir meselesini konuşuyoruz. Önemli tartışmalardan bir tanesi mantıksal yöntemle matematiksel yöntemin ilişkisi ve farklılığı noktasında kendisini gösteriyor. Yani acaba nesnenin hakikati mantıkla kavranabilir, akli bir şey midir? Yoksa matematikselleştirerek mi kavrayabileceğimiz bir şeydir? Yani bu da dönemin önemli tartışmalarından bir tanesi. Özellikle Meraga'da, Tusi etrafında bulunan şahısların bir kısmı süreç içerisinde matematiksel yöntemin hakikati bilmede daha etkin olduğu, daha kesin sonuca ulaştırdığı görüşüne varmışlar. Kutbuddin Şirazi de öyle. Evet. Yani Kutbuddin Şirazi ne diyecek? Metafizik ve doğa bilimlerinin yöntemleri bize zanni bilgi verir diyor Kutbuddin evet. Şirazi. Matematik kesin bilgi verir. Matematiğe benzer bir kesinliği Kutbuddin Razi metafizikle riyazet yöntemiyle bulacağını söylüyor. Evet, bulacağımı söylüyor. Burası çok kritik bir şey. Evet. Yani burada biz 13. yüzyıl işte 1271'de sonraki dönem boyunca 17. yüzyılda Newton'un, Galileo'nun, Descartes'in yöntem problemi etrafında tartıştığı şeylerin belli bir düzeyde müzakere edildiğini göreceğiz. Evet. Soru gayet açık. Tabii tabii. Kutbuddin Şirazi şu soruyu soruyor. Doğa bilimlerinin Aristotelesçi duyulur niteliklere dayalı tümden gelimsel yöntemi duyulur niteliklere dayalı niye dedim? Doğanın kendisini evet. gözlemlenebilir duyulur niteliklere göre tespit edebiliyoruz. Ötesi yok. Bunu tespit ertesinde evreni betimleyip kavramaya amaçlayan tümden gelimsel yöntem esasen bize kesin bilgi veremez. Bu içkin hakikatle ilgili. Evet. Aynı şekilde metafizik de bu yöntemi kullandığında kesin bilgi vermez. Hatta varlıkla alakalı.
kesin bilgi veren yöntemle matematiksel yöntem. Peki bir benzerini gerçekliği idrakle ilgili hangi yöntemde bulabiliriz sorusunu soruyor. Evet. Tartışıyor. Hocam aslında çok hızlı bir özet yapacak olursak ana problemler yani. Bu kelam ve felsefe söz konusu. Matematiği de söyleyelim hocam. Eyvallah. Hangi kitaplar okutuluyor burada? Astronomide Çağmini'nin mülahhasından bahsedebiliriz. Efendime söyleyeyim, Haraki'nin eserlerinden bahsedebiliriz. Aritmetikle ilgili, matematikle ilgili temel metinlerle, hesapla ilgili, ilmul adetle ilgili okunuyor. Şunu ilave edeyim, çok az vaktimiz kaldı. Biz burada medresede sadece matematik ve kesin bilimleri, astronomi gibi tahsil ediliyor diyerek yüceltmenin anlamı yok dedik. Bu şu manaya gelmiyor, okunmuyordu değil. Bunlar gerçekten okunuyordu, bu ilgili metinler. Buradaki en namlı müderris astronomi ve matematik alanında yazdıklarıyla evet. meşhur birisi Kutbuddin Şirazi evet, bu dönemde. Evet. Bunların bahsettiğimiz gramer, fıkıh, mantık, kelam disiplinleriyle ilişkili bir biçimde bütünleyerek kavramamız özellikle lazım. Özellikle bu medresede diyoruz. Bu taraf ağırlıklı öyle anlaşılıyor. Yani medresenin hatlarından anlaşılan mesela bu gök medresedeki veyahut da çifte minareli medresedeki veya Şifaiye'deki hatlardan farklı olarak burada daha ziyade akli ilimlerin merkezde şey olduğu var. Anlaşılıyor. Şu hemen arkamızda görünen ana dersliğin, müderrisin sabah toplanıp talebeleri etrafında topladığı, sabah dersinin yapıldığı sahanlık mı? Sahanda oradaki şeyi kemerin üstünü süsleyen unsurlar gök cisimlerini andıran bir yıldızlı gökyüzü gibi de inşa edilmiş. İndirgeyerek bundan dolayı astronomi okunuyordu demiyorum. Zaten okunuyordu. İma eden şeylerden birisi bu. Siz bir şey ekleyecektiniz. Ben söyleyip bitiriyorum kendi söyleyeceğimi. Vakit az kaldı. Hızlanıyorum. Astronomi, buradaki astronomi meselesi sadece ne zaman hilal doğdu, işte oruç vaktinin tayini, işte geleceği öngörme, müneccimlik gibi meselelere indirgenmemesi lazım. Aritmetik meselesi zekat hesabına ihtiyaçları vardı diyerek indirgenmemesi lazım. Yine astronomik kıbleyi tayinde bu bilime ihtiyaç. Bunlar elbette önemliydi fakat bunlar daha önemli ölçüde. Kelam gibi, kelamın artık içine aldığı felsefe gibi nazari soruşturmalar ve onlara esas teşkil eden temel inanç esaslarını burada yaşayan müderrisler, Müslümanlar mevcut bilimsel birikimin tümünü hesaba katmak suretiyle tarif etme ve tahkik etmeyi zorunluluk addediyorlardı. Bu nedenle tüm bu bilimsel birikim nazari ölçekte buranın konusuydu. Evet, yani bütün evet. bunlar artık problem olarak kazanılmış. Zaten mevcut yatırımları da basit pratik gerekçelerle açıklayamıyoruz artık. Yani buraya hani diyelim ki sadece buraya değil diğer medreselere olan yatırımı da düşünürsek yani bir müvakkit haneyle halledeceğimiz bir iş için koca bir astronomi medresesi kurmanın alemi yok zaten. Yani bu yatırımlar bu dönemde yatırımlar ciddileşmiş çünkü devlet çapında büyük yatırımların bunlar öyle şahsi bir takım çabalarla oluşturulan yapılar değil. Şimdi Timur hocam buraya evet. gelecek Ankara Savaşı esnasında. Buraya hayran olacak. Evliya evet. Çelebi anlatır. İnanılacak bir hikaye bu. Gök medresede hayranlık duyuyor. Şehrin medreselerle inşa edilmiş Sivas'ın yapısına evet. hayranlık duyuyor. Semerkant'ı buraya benzetmek için inşa ettiği söylenir bu hayranlık icabı. Semerkant'ta o devasa medreseleri evet. evet. Yani hakikaten de böyle bir sürekliliği olduğunda da söz edebiliriz gerçekten. Yani daha genişletilmiş versiyonları olarak görünüyor Semerkant ve Buhara'daki bazı medreseler. Yani şöyle hızlıca bir özet yapacak olursak, burada nazari ilimler söz konusu olduğunda yöntem tartışmalarının merkezde olduğu söylenebilir. Dönemin ilimler atmosferini yani ilmi mesailini dikkate aldığımızda ama bu yöntem tartışmaları bir yandan İbn Sina, Razi, Gazali gibi düşünürlerin alevlendirdiği riyazet yöntemiyle istidlal yönteminin imkan ve sınırları. Bir yandan matematiksel yöntemle mantıksal yöntemin imkan ve sınırları. Fizik bahisleri söz konusu olduğunda teorik fiziklerin rakip olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Madde suret teorisiyle atomcu teorinin gerçekten imkan ve kısıtları nelerdir? Buna dair neredeyse bütün nazari ilimlerle meşhur olan insanlar kanaat sahibi haline gelmişler ve onları tartışıyorlar. Teorik fiziğin ardından
özellikle nefs bahislerine geçtiğimizde, psikolojiye, yani psikolojiye geçtiğimizde gerçekten ruhun mahiyeti nedir sorusu. Yani nefs acaba cisim midir? Rasyonel bir varlık mıdır? Akli bir varlık mıdır? Bu soru bütün dönemde kaleme alınan metinlerde merkezi bir rol oynuyor hakikaten. Bunu tartıştıklarını düşünebiliriz. Kaynakları bu bağlamda yorumladıklarını düşünebiliriz. Ontoloji bahislerine intikal ettiğimizde İbn-i Sina'cı zorunlu mümkün ve varlık mahiyet ayrımları, kelamın hudus ve zat sıfat ayrımları artık tartışmaların mihverine yerleşmiş ve bunların imkansız ve sınırlılıklarının konuşulduğu beklenebilir. Bir de tabii son olarak şunu söyleyelim. Bütün dönemlere damgasını vuran bir tartışma bu dönemde de çok revaçta, bu dönemde yazılan metinlerde. O tartışma adet ve nedensellik tartışması. Yani ardışık olarak gördüğümüz olaylar arasında zorunlu bir nedensel bağ mı vardır, yoksa bir tür ilahi tekrardan veya alışkanlıktan mı bahsedebiliriz? Bu da çok yoğun olunan, yoğun tartışılan meselelerden bir tanesi. Son olarak şunu ekleyeyim hocam, vakit bitti zannederim ama vahdet-i vücut düşüncesi yaygınlaşmış, düşünlerin gündemine gelmiş ama ortak bir formasyon parçası olarak bu daha ziyade Beylikler döneminde ve özellikle de Osmanlı döneminde kendisini çok belli edecek. Bu dönemde yönteme ilişkin tartışmalarda hakikaten riyazet yöntemini temsil eden bir akım olarak işrakilik, birer akım olarak işrakilik ve vahdet-i vücut var ama ders verenlerin formasyonunun bir parçası mı? Bundan henüz emin değiliz. O daha ziyade, yani kesin bir şekilde söyleyebileceğimiz tarzda Osmanlı döneminde yerleşecek. Evet. Efendim, Burujiye medresesindeyiz. 1271 yılında Sivas'ta inşa edilen, bu medreseyi kavramamızı sağlayan zihniyet dünyasını kapısını aralamaya çalıştık. Şu avluda müzakere ederek dolaşan öğrencilerin neler tartıştığını, hocaların hangi kitapları müzakere ettiğini, neler hakkında yazdıklarını konuşmaya çalıştık. Buradan çıkartacağımız çok ders var. Bunlardan birincisi şu hocam. Biz medresenin bilgi üretimini yükümlülüğünü üstlenen kurumların toplumda sahip oldukları yere bu dönem itibariyle baktığımızda geçmişimizden geri kalmış bir milletiz diyebiliriz. Medreseleri bu manada derinden kavradığımızda bilginin kurucu rolünü bir toplumdaki muzaffer efendim olma unsur, namını evet. hak edecek yegane unsur olduğunu buradan kavrayabiliriz. Ayrıca şunu da söylememiz lazım. Bu medreseleri, bu yapıları bugünkü düşünme etkinliğimizin gerçekliği, kavrama çabamızın bilimsel üretimi de içerecek şekilde bir parçası haline getirdiğimizde bu topraklarda ilmi bir süreklilikten bahsedebiliriz. Ve buraları da gerçek manada kavrayabiliriz. Geçen bölümde Trinity College'dan, efendim Dublin'den, efendim Cambridge'den, Oxford'dan örnekler verdim. Orada klasik yapıların nasıl güncel efendim bilgi üretimini üstlenen üniversitelerin parçası haline organik bir biçimde getirildiğini gördüğümüzde duyduğumuz hayranlığı burada yaşayabilmek istiyorsak Burujiye'yi, Çifte Minareli Medrese'yi, Şifaiye'yi ya da Tokat, Erzurum ya da Konya'daki diğer müesseseleri onların ürettiği bilgi birikimini içererek hesaplaşacak, teyit ve tenkit cihetiyle yeri geldiğinde içerecek bir şekilde üstlendiğimizde kafe olmaktan buraları, efendim anlamsız yapılardan indirgenmiş veya yüceltilmiş, bayraklaştırılmış ya da suçlanmış hafıza unsurları olmaktan çıkartabileceğiz diye düşünüyorum. Evet. Düşüncenin Seyir Defteri programının burada sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.